Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere PC bilgisayar üzerinden bir uygulama vasıtasıyla telefonunuza nasıl erişebileceğinizi, telefonunuzu buradan nasıl yönetebileceğinizi anlatacağım. Bu uygulama vasıtasıyla cihazımızdaki bildirimlere ulaşabileceğiz. Aramaları bilgisayar üzerinden cevaplayabileceğiz. Yine bilgisayar üzerinden mesajlara cevap yazabileceğiz. Bu şekilde bir uygulama. Öncelikle Windows Market'ten eğer sizde yüklü değilse aynı zamanda da Google Play Store'dan birer tane uygulama indireceğiz arkadaşlar. Hem Windows 10 için hem de Android telefonumuz için. Aynı şekilde iPhone'da da geçerli arkadaşlar. Ben de Android olduğu için şu anda Android ile anlatıyorum. Buraya telefonunuzu yazacağız arkadaşlar. Eğer varsayılan olarak yüklü geliyor ama belki siz kaldırdınız. Tekrar yüklemeniz gerekecek. Buraya telefonunuzu yazıyorsunuz. En soldaki uygulama telefonunuz. Bunu buradan yükle diyerek yükleyeceksiniz arkadaşlar. Ben de zaten şu an yüklü. Eğer bir güncellemesi varsa burada güncellemeyi yapacaktır. Şimdi Android'ten nasıl yapacağız peki? Hemen Android'ten de ekran kaydımızı başlatalım. Google Play Store'a buraya telefonunuz yazabilirsiniz ya da telefon eşlikçisi yazabilirsiniz arkadaşlar. Büyük ihtimal telefonunuz yazınca çıkacaktır. Bakın telefon eşlikçisi Windows bağlantı diyor. Buna basıp hemen yükle diyorsunuz. Yükle dedikten sonra eğer Windows 10'da ve telefonumuzda aynı Microsoft hesabı Hotmail olur, Outlook olur. Bu hesaplardan varsa hemen bu hesaplara giriş yapacağız. Ve telefon eşlikçimizi yükleyeceğiz ve nasıl çalıştığını da sizlere göstereceğim. Aç diyorum uygulamayı. Açılıyor şu anda. Microsoft hesabı ile oturum açın diyorum. Sonra buradan devama basıyorum. Şimdi uygulama izinlerini ver diyor. Devam diyorum. İzinler vermemiz gerekiyor. Bu izinleri veriyoruz arkadaşlar. Birkaç tane izin veriyoruz. Sonra devam diyoruz. Pil optimizasyon yapılsın mı? Hayır ya da evet'e basabilirsiniz. Fark etmez. Göster diyoruz. Bilgisayarda bize nasıl hesap açacağımızı da burada uygulamada anlatıyor. Bilgisayarınızı kontrol edin diyor. Hemen burayı kapatalım. Ben de zaten yüklü uygulama. Şurada kısa yolunu da atamıştım ben. Bir bildirim geldi. Telefon eşlikçiniz. Bu telefon desktop telefonunuzun uygulamasına bağlanmasına izin veriyor musunuz? Burada hemen izin vere basabiliriz. Burada bizim ekranımıza da bir uyarı çıktı. Kullanmaya başlayın diyor. Hazırlanıyor diyor. Gördüğünüz gibi bilgisayarın ekranında ayarlanıyor diyor. Buradan biz telefondan izin veriyoruz. Bir telefona bir pin gireceğiz. Bluetooth üzerinden bağlanmak istiyor. Buradan bir eşleşme isteği gönderdi bize ve bu pini girmemizi istiyor. 392 62 865 392 62 865. Tamam diyoruz. Bağlantı başarılı yazdı bize. İzin göndere basıyoruz buradan. Gördüğünüz gibi şu an aramalar ekranı çıktı karşımıza. Biz bildirimler ekranını açalım. Bakın burada bildirimleri alabilirsiniz. Kullanmaya başla deyip telefonunuzun ayarlarını açın demeniz yeterli. Telefonda da aynı zamanda direkt olarak ayarlar açılacak. Ve buradan telefon eşlikçinize izin vereceksiniz. Bildirimlere erişme izni. Ve geri geleceksiniz. Bildirimlere bakın erişmeye başladım. Bütün ayarlarını tek tek adım adım yaptık gördüğünüz gibi. Ayarları çok kolay. O kadar uğraştırıcı bir şey değil aslında. Kısa mesajlarınızı buradan yanıtlayabilirsiniz. Yine buradan tek tek istediğiniz şeylere izin verebiliyorsunuz. Kısa mesajlarımız da geldi. Fotoğraflarınıza erişip bakın buradan diyelim şu fotoğrafı direkt olarak kopyalayıp aynı fotoğrafı bilgisayarınıza yapıştırabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın şöyle biraz aşağı alabilirsem bunu. Şöyle yapayım. Fotoğraf buraya geldi. Aynı fotoğraf artık burada da var. Gördüğünüz gibi. Tekrardan telefon eşlikçisini açalım. İstediğimiz fotoğrafı buradan telefonumuzdan bilgisayarımıza kopyalayabiliyoruz. Uygulamayı sevdiniz mi diyor. Daha sonra diyelim. Daha sonra oluruz. Buradan fotoğrafları galerinizden fotoğrafları kopyalayabilirsiniz. Mesajlara cevap verebilirsiniz. Bildirimleri görebilirsiniz. Arama yaptırabilirsiniz veya aramaları cevaplayabilirsiniz. Eğer
Eğer bilgisayarınızda bir mikrofon ve hoparlör varsa, yani sesinizi alabilecek ve sesi duyabileceğiniz cihazlar bağlı ise direkt olarak bilgisayarla telefon görüşmesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Google Play hizmetlerinden bir bildirim gelmiş. Gördüğünüz gibi bütün bildirimler burada. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esen kalın.